Merhabalar. Çoğunuz göbek kordonunu biliyorsunuz ve göbek kordonunun saklandığını ve ileride çeşitli sağlık sorunları için kullanabileceğini biliyorsunuz. Şimdi ben size farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. O da şu. Göbek kordonunun içerisinde aslında 3 tane damar var. Anne ile bebek arasındaki dolaşımı sağlayan köprü göbek kordonu. İçerisinde 2 tane atar damar, 1 tane toplar damar var. Ve bu atar damar ve toplar damarların üzerinde çok uzun zamandan beri çalışılıyor. 1970'li yıllardan itibaren bunun içerisindeki toplar damar çıkartılıyor. Buna göbek kordonu toplar damarı, yani insan göbek kordonu toplar damarı human umbilical vein adı veriliyor. Ve bu glüteraldehitle muamele ediliyor. Bir parça daha sertleşiyor. O yumuşak yapısını kaybediyor. Ve ondan sonra onun etrafına politrotroflüoroetilen denilen bir kumaş sarılıyor. Ve böylelikle özellikle bacak damar ameliyatlarında diz altında bypass için kullanılma şansına sahip oluyor. Fakat daha sonraki yıllarda görülmüş ki bunun içerisindeki kullanılan toplar damar, bypass için kullanılan göbek kordonu toplar damarında anevrizma dediğimiz genişlemeler görülüyor ve bunun üzerine de bu iptal ediliyor. Artık günümüzde kullanılmıyor. Özel bir cam kabı vardır. İçinde bir sıvı vardır. O sıvının içerisinde gelirdi eskiden. Fakat şu anda kullanılmıyor. Fakat işin ilginç tarafı, şimdi bu sefer atar damarla ilgili bir takım çalışmalar var. Çünkü insanlarda hem koroner bypass ameliyatı hem de diz altındaki bypass ameliyatları için kullanılacak iyi bir suni damara ihtiyaç var. Fakat suni damarlar adı üzerinde ne kadar iyi olurlarsa olsunlar suni. Onun için insan vücudundaki damarların kullanıldığını biliyorsunuz. Göğüs damarı kullanılıyor, kol damarı kullanılıyor ve aynı zamanda bacaktaki toplar damar kullanılıyor. Fakat toplar damarlar yapı itibariyle hem atar damardan farklılar hem de aynı zamanda toplar damarlardaki basınç düşük. Dolayısıyla bir toplar damar çok yüksek bir basınca maruz kaldığı zaman bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden dolayıdır ki şimdi insan göbek kordonundaki atar damarlar üzerinde bazı özellikle doku mühendisliği çalışmaları var. Bu damarları çeşitli aşamalardan geçirerek hatta hücrelerden arındırarak altındaki temel destek yapısı bırakılarak bunlar ileride belki bypass ameliyatı ve diğer ameliyatlarda kullanılabilecek bir konuma getirilmeye çalışılıyor. Bu oldukça ilginç bir şey çünkü her ne kadar insanlar kendi vücutlarındaki damarları alıp kullanıyoruz ama göbek kordonu söz konusu olduğu zaman bir kere şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü göbek kordonu hiçbir zaman uzun süreli çalışacak şekilde planlanmış bir şey değil, değil mi? 9 aylık gebelik boyunca kullanılacak ve ondan sonra da işi bitecek. Ama siz onu alıp çıkartıyorsunuz. Normal bir şekilde uzun yıllar boyunca kullanmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o fonksiyona göre yapılmadığından dolayı, yapısı ona göre oluşmadığından dolayı bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Bunu önlemek amacıyla da ne yapıyorlar? Bu hücreleri damarın içerisinden çıkartıyorlar bazı özel yöntemlerle ve sadece kendi destek yapısı kalıyor. Bunun üzerinde yaklaşık 15-20 seneden beri devam eden araştırmalar var. Çünkü insanlarda kullanılabilecek tekstil materyalle suni damarlar uzun süre açık kalma oranları maalesef hala tatmin edilebilir düzeyde değil. Yani biz hala insanlara yedek parça üretmeye çalışıyoruz. Hala insanların bir takım sağlık sorunları olduğu zaman kullanılabilecek yedek parça hazinemize büyütmeye çalışıyoruz. Bu konuda ciddi bir sıkıntı var. O yüzden bu sıkıntının üstesinden gelebilmek için bugün laboratuvarlarda yaygın bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Uzun lafın kısası şu, damarlarınıza iyi bakın efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.